Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle 9. sınıf 2. dönem 2. matematik yazısını beraberce hazırlanacağız. Birinci sorudan başlayalım. Birinci sorumuz gördüğünüz gibi üçgende açılar sorusu. B, açısı, e, BA açısı EAC açısına eşit. ACD açısı da DCB açısına eşit. Burada soruda görülüyor. BDC 115 derece, AEB 95 derece olduğuna göre ABC kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın burada bu açıları AA ve BB diye isimlendirelim. Üçgende biliyorsunuz iki tane iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya toplamına eşit. O zaman 2A artı B'nin toplamı 115 yapacaktır. Aynı şekilde 2B ile A'nın toplamı da 95 yapacaktır. 2B ile A'nın toplamı da 95. Burada bu ikisinin tarafları topladığımız zaman 3A artı 3B'yi 210 olarak buluruz. Buradan da A artı B'yi 70 olarak buluruz. Bize ABC açısı soruluyor. Yani şu açı soruluyor. Bakın A artı B 70 ise burada 2A var. Burada da 2B var. Yani 2A bunlardan ikişer tane yaptığımız zaman 2A, 2B 140 yapacaktır. Üçgen iç açılar toplamı 180 olduğu için bu ikisinin toplamı 140 olduğu için B açısına 40 derece kalacaktır. İkinci sorumuz şekildeki ABC üçgeninde AB 3x artı 1, AC x santim, BC 7 santimdir. ABC üçgeninin çevirisinin en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın çevreyi topladığımız zaman arkadaşlar 4x artı 8 yapıyor. Bunun maksimum tam sayı değerini soruyor bize. Maksimum tam sayı değeri. Burada arkadaşlar üçgen eşitsizliğini kullanabilirsiniz. Üçgen eşitsizliğini de biliyorsunuz. İki kenarın farkı diğer kenardan küçük olmalıydı. Yani 2, 3x artı 1'den x'i çıkardığımız zaman 2x artı 1'in 7'den küçük olması lazım. Buradan 2x 6'dan küçük olmalı. X 3'ten küçük olmalı. çevireyi sorduğu için arkadaşlar 4x artı 8 soruyor. 4x artı 8. 3'ü 4 çarptığım zaman 12 yapar. 8 eklediğim zaman 20 yapar. Demek ki 4x artı 8'in 20'den küçük olması lazım. 20'den küçük de en büyük tam sayı 19 olarak bulmuş olduk. Üçüncü sorumuz şekildeki ABC üçgeninde DE AB'nin elemanı ACD ile ABC aynı açı. AT 2 santim, AC 6 santim, CD 5 santim olduğuna göre BC kaç santim diye sorulmuş. BC x diyelim. Bakın aynı olan açılar görüyorsunuz noktayla ifade edilmiş. A açısında tepe açısı kabul edelim. Bakın A açısı nokta burada çizgi diyelim. Bakın tepe açısı nokta demek ki C açısının tamamı da çizgi olacaktır. Buradan çıkaracağım sonra açılar aynı olduğu için ABC ile ACD üçgeni benzer üçgenler olacaktır. Bakın benzerlik oranı bulmaya çalışalım. Tepe açısının karşısında küçük üçgende 5 var. Büyük üçgende tepe açısının karşısında x var. 5 bölü x. Noktanın karşısında küçük üçgende 2 var. Noktanın karşısında büyük üçgende 6 var görüyorsunuz. Yani benzerlik oranı 1'e 3'müş. 2 bölü 6. 1'e 3. O zaman dediğimiz gibi burada x eşittir. 3 ile 5'i çarptığımız zaman 15 olarak buluruz. Dördüncü sorumuz şekildeki ABC üçgeninde AC 8, CD 4 santim, AD 5 santim, BD 12 santim olduğuna göre AB kaç santimdir diye soruyor arkadaşlar. Bakın burada baktığımız zaman 8'e 4 oranını görebiliyoruz. 8'e 4 oranı. Büyük üçgene baktığımız zaman da 8'e buranın tamamı 16 olduğu için 8'e 16 oranı var. Bakın 8'e 4 diğer taraftan da 16'ya 8. Yani şu açıyı tepe açısı gibi kabul edersek Gördüğünüz gibi 8'e 4 var. 16'ya da 8 var. Yani 1'e 2 oran var aslında. O zaman şu ADC üçgeni ile ABC üçgeni benzerlik oranı olarak arkadaşlar bunu oranladığımız zaman 1 bölü 2 oran vardır. E, o zaman C açısının yani tepe açısının karşısında küçük üçgende 5 olduğu için büyük üçgende bunun 2 katı yani 10 olacaktır. Beşinci sorumuz şekildeki ABC üçgeninde şey DAB'nin eleman olarak verilmiş. AC ve BF'nin kesişimi K noktası. AC ile DF'nin kesişimi de E noktası olarak verilmiş. DF, BC paralel verilmiş. DE4, EF6, BC 12 olduğuna göre AE bölü KC soruluyor. Bakın burada ilk olarak şuradaki kelebeği görebilirsiniz. DF ile BC birbirine paralel denmiş çünkü. O zaman bu iki üçgen benzer olur. Benzerlik oranı da 6'ya 12 yani 1'e 2 olacaktır. O zaman ben buraya A dersem KC uzunluğu 2A olacaktır. Aynı mantıkla arkadaşlar ADE üçgeni ile ABC üçgeni de benzerdir. Çünkü DE de bu sefer BC paralel oluyor. Benzerlik oranı da gördüğünüz gibi 4'e 12 yani 1'e 3 olacaktır. Peki bu 1'e 3 oranı hangi orana eşittir? AE x diyelim isterseniz. x bölü buranın tamamı. x artı 3A'ya eşit olacaktır. Buradan x artı 3A eşittir 3x oldu. Buradan 2x eşittir. 3a oldu. X'i de a cinsinden yazarsak arkadaşlar 3a bölü 2 oldu. Bize sorduğu soruda a e bölü yani x bölü kc yani 2a. X'i 3a bölü 2 bulmuştuk. 3a bölü 2'yi 2a'ya bölersek buradan da 3a bölü 4a bulacağız. Yani cevabımız 3 bölü 4 olacaktır. Altıncı sorumuz. Şekildeki ABC üçgeninde BAE ve EAC açıları eşit. CAD ile DAF açıları eşit. Bakın burada açıortay sorusu görüyorsunuz. ABCD eşit 6, ACD 3 santim olduğuna göre BE kaç santim diye sorulmuş. Burada önce iç açıortay ortay kuralını kullanalım arkadaşlar. Görüyorsunuz iç açıortayda, bakın açıortayın ortayın böldüğü kenarların oranıyla dıştaki kenarların oranı aynıydı. Yani burada 6'ya 3, 1'e 2 ye oran var. O zaman burası A ise burası 2A olacaktır. sonra da dış açıortay kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi AD burada dış açıortay. Dış açıortay ortay kuralında da arkadaşlar bakın yakın çarpı tamamı diyoruz şu şekilde. 3 bölü 6 oranına eşittir. Yani 3 bölü 6 oranı eşittir. 6 bölü tamamı 6 artı 3A diyebiliriz. Buradan sadeleştirelim. 1'e 2 yazalım. 12 eşittir 6 artı 3a. 6 eşittir 3a yaptı. Buradan da a'yı 2 olarak bulduk. Bize be'yi soruyor. Be'ye de 2a demiştik. O zaman cevabımız 4 olarak bulunur. 7. sorumuz şekildeki ABC dik üçgeninde G noktası ağırlık merkezi ve BA eşittir AD'dir. AD eşittir DC, AB 12 santim, GD 4 kökü olduğuna göre AG kaç santimlettedir diye soruyor. Bakın ağırlık merkezi soruları kenar ortay sorusudur biliyorsunuz. Kenar ortaydaki kuralımız şuydu. Bakın kenar ortay zaten e, çizilen kenarları ikiye bölüyordu. Şunlar eşit uzunluklar. Aynı zamanda bakın ağırlık merkezden kenara olan uzaklıkla köşeye olan uzaklık 1'e 2 oranlı. Yani 4 kök ise burası. Burası 12 katı yani BG 8 kök 2 oldu. Ve buranın tamamı 12 kök 2 oldu. Bakın burası 12 olduğu için AB. 12 kök, kök 2 olduğu için yani kök 2 katı. Demek ki AD'yi de burada 12 olarak söyleyebiliriz. Yani ikiz kenar dik üçgenmiş aslında bu. 12, 12, 12 kök 2. Pisagor'dan da yine bulabilirdik aslında bunu. Bunun dışında arkadaşlar bakın dikten dik indirdiğimiz zaman ikiz kenar dik üçgen olduğu için bakın bu indirdiğimiz buraya da K diyelim. AK uzunluğu ile KD uzunluğu birbirine eşit olacaktır. Burası 12 olduğu için 12 neyin kök 2 katı? Şöyle 12'yi kök 2'ye böldüğümüz zaman kök ile de genişletelim. 12 kök 2 bölü 2 yani 6 kök 2 oluyor. Yani şu uzunluk 6 kök 2. O zaman şuraya 2 kök 2 kaldı. Bize ag'yi soruyor. E Burada yine pisagor kullanalım. 6 kök 2'nin karesi 72. 2 kök 2'nin karesi 8 yapar eşittir x kare diyelim. Buradan x kare eşittir 80 bulduk x eşittir. Kök 80. Kök 80'ini 16 kere 5 yazdığımız zaman da arkadaşlar 4 kök 5 olarak bulmuş oluruz. 8. sorumuz. Şekildeki ABC üçgeninde E noktası diklik merkezi. AD 8 santim, DE 6 santim, AC 13 santim, KC 5 santim olduğuna göre EK kaç santim diye soruluyor. Arkadaşlar E noktası diklik merkezi olduğuna göre demek ki AK BC'nin yüksekliği. Yani AK ile BC birbirine dik olur. Yine CD de AB'nin yüksekliği. Yani CD ile AB birbirine dik olacaktır. Bu diklikten faydalanarak 6-8 şu üçgenin hipotenüs olarak AE'yi 10 olarak bulabilirsiniz. Aynı şekilde bakın AK, KC dik olduğu için burası 13, 5. 5, 12, 13 üçgeni vardı biliyorsunuz özel üçgenlerde. O zaman AK'nın 12 olması lazım. AE de 10 olduğu için EK'ye buradan 2 kalmış oldu. 9. sorumuz şekildeki ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. BD 15, DC 9 verilmiş, G'de kaç santimetre diye soruluyor. B açısında 45 derece olduğunu Burada görüyoruz. A açısı 40, 90 derece. Demek ki C açısı da 45 derece olmalı. Burası ikiz kenar. Dik üçgen oldu. Olmadı ya. Dokuzuncu Dokuzun sorumuz. Şekildeki ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. BAC 90, CBA 45, BD 15 santim, DC 9 santim olduğuna göre GD kaç santimetre diye soruluyor. Bakın B açısı 45, A açısı 90 derece olduğu için C'de 45 kalacaktır. Yani ABC ikizkenar dik üçgen olacaktır. Bakın ikizkenar kenar üçgende tepeden indirdiğimiz dikme kenarı iki eş parçaya bölecektir. Aynı zamanda G ağırlık merkezi olduğu için G'den de geçecektir. B, uzunluğu 24 olduğu için burayı 12-12 bölecek. Yani bu uzunluğa da K diyelim. BK 12 olacaktır. O zaman K, D'ye 3 kaldı. D, C'de zaten 9. Bakın. Muhteşem üçlü kuralımızı hatırlayalım. 90 dereceden kenar ortaya indirdiğimiz zaman şu 3 uzunluk eşit oluyordu. BK 12, KC de 12 olduğu için AK da 12 olacaktır. Ağırlık merkezi arkadaşlar buradaki kenar ortayı 1'e 2 oranında bölüyordu. A'ya 2A oranında bölüyordu. O zaman 3A'nın uzunluğu 12 ise A'yı da buradan 4 olarak bulabiliriz. A'yı da 4 olarak bulduktan sonra buradaki dik üçgeni kullanıyorum. 3, 4. Demek ki G de 5 olarak bulunur. 10. sorumuz bir trigonometri sorusu. Yukarıdaki şekil 6 eş birim kareden oluşmaktadır. ABC üçgeninde BAC alfa olduğuna göre sin alfanın değeri soruluyor. Sin alfa bulabilmemiz için bizim bir dik üçgene ihtiyacımız var. Dik üçgende alfanın karşısı bölü hipotenüs bize sin alfayı veriyordu arkadaşlar. Karşı bölü hipotenüs. Bakın bunlar birim kareleri olduğu için BC köşegen olduğu için bu iki açı 45'er derecedir. Aynı şekilde BA da köşegen olduğu için bu iki açı da 45 derecedir. 45, 45 demek ki bu ABC açısı 90 derecedir. Dik üçgeni elde ettik. Alfanın karşısı BC yani şuraya X diyelim. E, hipotenüs de AC, buraya da Y diyelim. Bize X bölü Y lazım. X bölü Y yazalım. X'i bulmak için birim kararı olduğu için 1, 1 yazdık. X buradan kök 2 olacaktır. Aynı şekilde birim kare olduğu için buralar 1, 1, 1 yazdık. 1, 3, y. Bak burada birin karesi 1, 3'ün karesi 9, eşittir y kare dediğimiz zaman y kare 10 olacaktır. Y'yi de buradan kök 10 olarak bulmuş olacağız. Yani cevabımız kök 2 bölü kök 10. Bunu da sadeleştirelim. 1 bölü kök 5 diyebiliriz. Şıklara göre de ayarlarsak, şıklara dikkat ederseniz payda rasyonel yapılmış. O zaman kök 5 de genişletiyorum. Yani cevabımız kök 5 bölü 5 olarak bulunacaktır. 11. sorumuz bir alan sorusu. Şekilde ABC üçgeni verilmiş. AE 5 EC verilmiş. 3 BD 2 DC eşit verilmiş. ADB'nin alanı 12. Buna göre DC'nin alanı soruluyor bize arkadaşlar. AE EC'nin 5 katı olduğu için buraya K'ya 5K yazabiliriz. 3 DB'de 2 DC eşit. O zaman BD 2A dersem DC'de 3A demem lazım. 2A'ya DC'de 3A demiş olduk. Bakın önce ADC üçgeninde D'yi tepe noktası kabul edersek K ile 5K'nın yüksekleri aynı olacaktır. O zaman K'ya A kadar bir alan gelirse 5K'ya 5A gelecektir. İkinci olarak da büyük üçgende A'yı tepe kabul edersek 3A ile 2A'nın yüksekliği aynı olacaktır. 3A'ya dikkat ederseniz 5A artı A 6A geliyor. 3A'ya 6A gelirse yani 2 katı 2A'ya 4A gelecektir. Bakın 4A'nın karşılığı 12 olarak verilmiş. 4A 12 olarak verilmiş. Buradan A'yı 3 olarak bulabiliriz. Zaten bize sorulan boyalı kısımda A'ya eşitti. Yani cevabımız 3 olarak bulunur. 12. sorumuz şekildeki ABC üçgeninde AB eşittir AC. BAC 30 derece, DG 4, G 6 santim verilmiş. Buna göre alan ABC kaç santimetre karedir diye soruluyor. Bakın G noktasından D'ye ve E'ye olan uzaklıklar 4'e 6 olarak verilmiş. İkiz üçgende bakın eşit olmayan kenardan eşit olan kenarlara indirilen dikmelerin toplamı yani 4 ile 6'nın toplamı bakın eşit olan kenarlardan birine indirilen dikmenin uzunluğuna eşittir. Yani burasını 10 olarak bulabiliriz. 30, 90 demek ki bu açıda 60 derecedir. 30, 60, 90 üçgenin özelliği 30'un karşısındaki kenar Hipotenüsün yarısıydı. Hipotenüs demek ki 20 oldu. O zaman AC de 20 oldu. Bakın taban uzunluğu 20, yükseklik de 10 olduğu için üçgenin alanı 20 çarpı 10 bölü 2'den 100 olarak bulmuş oluruz. Sıramızda başarılar dilerim.